Evet arkadaşlar, bakın bayrağımızın şu kısımları iyice kurudu. Şu gördünüz mü? Buraları iyice kurudu. Şimdi şurada fazlalıklar var, onları bir alalım. Şu kenarlardaki bakın, şu maket kartonun hizasına getiriyorum şeyleri. Şu fazlalıkları kesiyorum bakın. Şunları, şu parçalara. Onlar orada kötü görünecek çünkü. Evet. Bu tarafı da halledelim. Şu kısmını. Evet, şu kısımları zaten bu tarafta şunun altına geldiği için burayı kesmeme gerek yok. Şimdi çevirelim arkadaşlar. Bunun kenarlarını, şu beyazlıklarını güzelce keselim. Şimdi ama bunlar iyice kuruduktan sonra yapacaksınız bakın. Şunu da yapıştırdım arkadaşlar. Bakın ay yıldızı yapıştırdım. Şu alt kısma sürdüm sadece silikonu. Bunu da tam ortasına sürdüm biliyorsunuz. İyice kuruduktan sonra şu kenarları keseceğim şimdi. İyice kursun ama. Kurumadan sakın şey yapmayın, kesmeyin. Şu kasımızın silikon olmuş. Evet, zemini arkadaşlar düz siyah da yapabilirsiniz. Ama şu ışıltılı yaptığınız zaman çok daha güzel oluyor, emin olun. Ben hep ışıltılı yapıyorum. Işıl ışıl oluyor, hem parlıyor. Gece de parlıyor hem. Evet. Şu tarafı da keselim. Evet, burası biraz üst üste şu makas sığmayacağı için mecburen bunu da keseceğim. Küçük küçük. Biraz yavaş yapın arkadaşlar. Yavaş yapmazsanız kağıt çatlayabilir. Çatlayınca da yırtılır. Güzel durmaz, hoş durmaz. Eğer şunlardan hani boyunu olanlardan değil de enini olanlardan yanlış yaparsanız, efendime söyleyeyim, çok bastırdığınız zaman doku kalemini şey yapabiliyor arkadaşlar. Çizilebiliyor, üzerindeki boya atabiliyor. Eğer öyle yaparsanız diğer resimden ben zaten İki tane fazla söyledim size. Normalde 3 taneden çıkıyor ama YouTube kanalında 5 tane yazdım. Yani yedek 2 tane daha var elinizde. Onlardan tekli şerit halinde de çıkartabilirsiniz. O yüzden korkmayın. Çünkü çok bastırınca genelde bunların çatlama yapabiliyor kağıtlar. Üzerindeki boyayı çıkartabiliyor. Şimdi bunu kestikten sonra da arkadaşlar boyayacağız şimdi. Sakın boyamayı unutmayın. Evet, şu kenarına, şuralara kestiğimiz o beyaz yerler sırıtmasın. Bakın nasıl sırıtıyor, gördünüz mü? Bakın şu boyasız olan yerler hemen ben buradayım diyor. Bazen kırtasiyelere gittiğim zaman işte fırça uçlu kalem istiyorum. Bakıyorum kalemlerin uçlarına, siz ne yapacaksınız diyor. Kırtasiyeci gösteriyorum. Şaşırıyor. Allah Allah diyor. Kağıdın kenarı da mı boyanırmış diyor. Tabii bilmediği için bizim yaptığımız işi şaşırmakta haklılar arkadaşlar. Şimdi birçok insan neden internette satış siteniz yok hocam diyorlar. Genelde arkadaşlar anlaşılmıyor. Yani bunu koyduğunuz zaman, fotoğrafını çekip koyduğunuz zaman düz bir resim gibi görünüyor. Boyutları çap anlaşılmıyor. Ancak video çektiğim zaman hani yakınından, sağından, solundan, altından çektiğim zaman o zaman rahatlıkla anlaşılıyor. Arkadaşlar zaten inanın şu bile benim çok zamanımı alıyor. Yani yaptığım tek bu iş yok.
Başka şeyler de yapıyorum. Onun o yüzden ancak buna vaktim var. Evet. Şimdi kalemimizi kapatalım. Kalemlerinizi açık unutmayın lütfen. Şimdi bakın. Gördünüz mü? Şimdi bakın arkadaşlar, şu şeyi neden yaptık? Şu maket kartonu, şu maket kartonları ya, şunlar altındakiler. Bunları şu, bakın şurada mesafe oluşsun diye yaptık. Yükseklik yaptık. Eğer ben maket kartonu yapışmasaydım, bakın şunun arasında, ikisinin arasında mesafe var. Bu mesafe olmayacaktı. Böyle dümdüz bir şey olacaktı bu. Hiç de hoş görünmeyecekti. Evet, şöyle bir bakalım hemen. Şimdi şuraya bir zeminimizi temizleyelim. Şu ana zeminimize ortalayın arkadaşlar resminizi güzelce. Ben şunu bir şey yapayım. Şimdi bizim bu enjektörlerden çıkan şu şırıngalar var biliyorsunuz. Bunlar böyle biliyorsunuz. Bu şırıngalarla beraber satılıyor. Bunları ben hiç attırmam. Bunlar hep biz montajlarda kullanıyoruz. Ben bunu hazırladım. Eğer bunlardan yoksa arkadaşlar elinize toplu iğne vardır evde. Onunla da ilgili aynı şey işinizi görür. Tabi bunlar daha uzun olduğu için daha güzel. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Bakın şöyle tam ortaladım bunu şeyin üzerinde. Maket kartonun üzerinde. Şu bezimizi de kenara alalım. Şimdi şöyle yaptım. Ben şuraya zaten işaretledim şu kısımları. Şimdi şu ikisine, şu sondaki ikisinin arkasına böyle boydan silikon süreceğim arkadaşlar. Şu ikisinin arkasına, tamam mı? Sadece şu ikisinin arkasına. Hemen çeviriyorum. Silikonumuzu alalım. Açalım ağzını. Biraz kurumuş sanırım. Evet. Şimdi bakın. Biraz fazla sıktım bu kısımlara. Diğerlerine sıkmadım çünkü bayrağa dalga vereceğim arkadaşlar. Nasıl olduğunu göreceksiniz şimdi. Hemen çevirin dikkatlice. Şöyle önceden işaretledim ben yerini. O yüzden neresi olduğunu pat diye koyuyorum. Şimdi şöyle bir bastırın bu tarafına. Bu taraflara yapmadık. Şöyle şu yapıştırırken şu dengeyi bakın arkadaşlar. Şöyle olur, şöyle olur. O dengeyi güzelce ortalayın. Şu ikisini silikon yaptık. Şimdi ne yapacağız? Bakın şu iğnelerle ne yapacağım şimdi? Bunu sabitleyeceğim ben arkadaşlar. Şu alt kısmından bakın. Şu görünmeyecek yerinden şuradan şöyle sokacağım. Bunu böyle soktum. Yanına bir daha dip kısmına doğru şöyle bastırdım. İyice girdi. Şöyle bakın. Gördünüz mü? Bakın ne kadar dip kısmına. O iğne sapladığı yerler görünmesin diye. Tabii şöyle bir dengesini şey yapayım, ayarlayayım. Şimdi buraya da yapacağız. İkişerli ikişerli şöyle güzelce saplayın. Çünkü o karton biraz sert olduğu için zor giriyor. Şuraya dikkat edin. Şurayı yırttırmayın. Şöyle bazen çok şey yaparsanız eğer orayı yırtabilir. Aman dikkat edin. Sonra üzülürsünüz. Üzülmüyor insan da harcadığı vakti üzülüyor arkadaşlar. Çünkü yedek kağıdımız var. Onu tekrar yapmak tabii ki zaman alacak. Hemen şuraya da şimdi şurada son bir tane kaldı. Şöyle bakın şurayı sapladım. Evet, sapladım. Evet arkadaşlar şimdi bakın bunu şöyle bir koydum yere. Güzelce. Aslında bunun iyice kuruması lazım arkadaşlar. Bu kuruyunca bakın şu taraftan kaldıracağım şöyle. Bakın şu. Azıcık bu. Şöyle bir göstereyim size. Kaldırdım bakın. Verev yaptım yani bakın. Onu ben şimdi size göstereceğim ama nasıl yapsak da göstersek diye düşünüyorum. Bakın çok abartmayın arkadaşlar. Yani şöyle yaptım. Şöyle kaldırttım ama çok da abartmayın. Azıcık bir şey olsa yeterli. Şöyle yapacağım. Şu. Hafif dalgalı olacak. Yani bakın şöyle bir dalga vereceğim. Ama bunun için de silikonumuzun buranın şu kısmının arkadaşlar çok iyi kuruması gerekiyor. Bakın.
buranın %100 kuruması gerekiyor bunu yapmamız için. Ama ben şimdi bunun altına silikon sıkmış gibi şöyle yapayım. Ya da yapabilirsem artık. Yapacağım galiba. Yapabilirim. Evet. Tek iki kişi olması gerekiyor çünkü. Şöyle altına. Şu kısmı. Buralara hiçbir şey. Bakın şu bölümleri sürmüyorsunuz. Sadece şu kısma süreceğim arkadaşlar. Şu baş kısma süreceğim. Hemen. Şuraya yine. Şöyle şerit halinde. Az önce yaptığım gibi şöyle getireyim de şeyinizin. Kameranın önüne. Buradan tekrar sıkıyorum, sıkıyorum. Sonuna kadar şöyle. Bakın. Şuraya kadar getirdim. Gördünüz mü? Şu. Evet. Şimdi ne yapacağım? Yine dediğim gibi bakın. O tarafı sabitledik. Hafif şöyle elimle. Bakın. Şöyle kaldırdım. Evet. Yapıştırdım. Hiç kımıldatmıyorum. Kaldırdım. Yine bunları saplayacağım. Eğer bu tarafı, şu taraf, diğer taraf %100 kurursa arkadaşlar iki kişiye gerek kalmaz. Ama şu an ben hani size hızlı göstermek açısından yine aynı şekilde şuralara iğneleri saplıyorum. Fotoğraflarını atacağım zaten. 3 boyutlu kağıt resim sayfamız var biliyorsunuz. 3 boyutlu kağıt resim tutkunları sayfamız var arkadaşlar. Kapalı grup. Ben özellikle kapalı grup yaptım ki gerçekten bu işe gönül veren insanlar gelsin diye yaptım. Evet, bunu da sapladık. Evet, bakalım var mı başka elimizde. Şey. Evet, elimizde başka artık yok. Sanırım bu bunu tutar diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, şu tarafı, diğer tarafı ben biraz şöyle bastırarak tutacağım. Şöyle bastırarak tutacağım size göstermek için. Bu taraf kurusun, %100 kurusun. Bu iğneleri çıkartırsınız arkadaşlar. Onu yaparsınız. Şöyle çevireyim. Evet. Ben şimdi bir kamerayı elime alacağım. Öylesi bir çekim yapacağım. Nasıl yaptığımı size göstermek için. Evet. Şimdi. Bakın. Gördünüz mü? Dalgayı. Bakın. Bir evi. Burası zemine. Bu uç kısmı şu son şeride yapıştırdık. Hatta bırakayım sanırım atmaz. Evet, çünkü çok şey yaptım. İğneledim. Evet, bakın. Gördünüz mü? Verevi. Şu ikisinin altına bakın. Şu ikisinin altına silikon sürdüm. Bunun da tek şu silikonun altına sürdüm. Böylelikle bayrağımız bakın böyle dalgalı durdu. Şöyle yapayım. Havadan baktığım zaman dalgasında hissediyorsunuz değil mi arkadaşlar? İsterseniz şu kısmı da şöyle kaldırabiliriz arkadaşlar. Bakın şu kısmı da kaldırabilirsiniz. Hani böyle aşağı doğru bir verev yapabilirsiniz. İsterseniz ortasını kabartabilirsiniz. Yani ortasını yükseltebilirsiniz. İsterseniz baş kısmını yükseltebilirsiniz. Evet, şunun bakın şu ay yıldızı şöyle hafif kalkıyor. Şuraya minnacık bir silikon yaptığınız zaman çok değil. Yine şöyle havaya kalsın ucu, bakın şöyle. Uçta dursun yani. Şu alttaki beyaz görünmeyecek şekilde. Bakın. Şöyle havada dursun. Bakın. Şöyle havada durdu. Gördünüz mü arkadaşlar? Tabii işiniz bittikten sonra bakın. Şunu yüksekliği bir ölçeyim. Ne kadar oldu? Hani sizin de algılamanız açısından bir bakalım, ölçelim. Ne kadar olmuş? 3 aşağı 5 yukarı. Çok yüksek yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Evet. Sanırım 2,5-3 santim arası arkadaşlar. 3'e yakın. Yani şu yükseklik 3 santime yakın. Şöyle bir ayağa kalkayım ben de. Evet. Bakın. Çok güzel dalgasını oluşturduk. Bayrağımızın çok da güzel durdu. Çok da şık durdu. Dokular nasıl hissediliyor? Gördünüz mü arkadaşlar? Doku yapmazsanız bu çok kötü parlar. Boş durmaz. Evet. Hadi bakalım. Evimizin bir köşesinde dursun ya da güzel bir hobi olarak böyle okulumuzda, sınıfımızda da öğrencilerimize yaptırabiliriz. Haydi geçmiş olsun.